사이다 뭐 이런 식으로 많이 가는 게 보여지는데 DGM yaptık direktler. Daha uygun bir şey çıkartıyor.
Yaparlar çıkarttı biraz daha ama renk bozabilirler. Atıyorum işte yeşil istersin, mavi çıkarttı. EPS'lerde renkleri bazı müşteriler daha çok beğeniyor. İstersen EPS denir. Hangisi o şey? Yasal okuldan. EPS. EPS'yi bazıları daha çok beğeniyor. Özellikle yazılarda daha net çıkartıyor. Ama öneriler ki. Ama müşterinin daha önemli olduğu için. Ne var? Şöyle görüyor musun? Evet. Bazı renk tonlarında malzeme evin içini kapatmaz. Evet. Yani komple bir tarz yaşayıp çok daha sonra tek renk tonlarında. Tek renk tonlarında. Nasıl renk tonlarında? Şey kadar öbür makine kadar net gözükmez mi? Ben de eksik gözükür. Evet. Mavi yakımız kaç var. Kaç var? Şey ayarı. 10 falan mı oldu? Eksik bu. Evet. 17'ydi. Kim çıkıyor? Bu asist bitti zaten şimdi. Tabii ki de. Bitti ondan sonra. Çok boyu da. Gördüğünüz bir şey olsun. Fazla. Hayır, şimdi şöyle bak, bu sarıyla kırmızı beni bozdu abi. Şimdi birazdan şunu bir daha basacağız şurayı. Sarmam değil mi? Ya şimdi tamam, biz onu boyuna göre destekleriz de, o sorun değil de. Ya şimdi her şey öbür makineye göre bizim şeyimiz ya. Felsefemiz oydu. Tabii. Şimdi burada felsefe RGB mi bir şey mi? CMYK. Biz orada RGB mi çalışıyoruz? CMYK. Niye böyle şey yaptık ya? Fark eder. Şeyi kırmızının boyununu biraz daha fazla verilecek. Şimdi bundan sonra bir deneyeceğiz sadece şuna boya kısmı. Bunda biraz boya kıstık biz. Malzeme belki boyayı yiyemez diye. Bir de kısmına göndeririz bakalım ondan mı yemiş. Boyaya acım abi. Boya kısık derken... Acım olarak değil şimdi. Malzeme yememiyorsa çok kötü baskı çıkar. Sanki makinenin baskısı kötü gibi olur.
Tabii ki malzeme boyu yiyemez. Evet, bu da tabii.